Stres durumu daha da ağırlaştırıyor. Korkunç şeyler tecrübe eden insanlarda ani saç ağarmasının bununla bağlantılı olabileceği ve bazı durumlarda beyaz saçların bu süreçten etkilenmediği söyleniyor. Araştırmacılar şok durumunda saç dökülmesi meydana gelebileceğini söylüyor. Dökülen saçlar renkli saçlar olacağından beyaz saçlar kalacak, tüm saç beyazlamış gibi görünecektir. Belki de bağışıklık sisteminin karşı saldırıya geçtiği şey pigment üretme sistemidir diyor araştırmacılar. Pigment üretmeyen beyaz saç foliküllerinin bu nedenle etkilenmeyebileceğini öne sürüyorlar. Değerli izleyenler, bu yaklaşımın Kaptan Moody'nin durumunu açıklayabileceğini söylüyor araştırmacılar. Moody'nin saçının tümüyle beyazlaşması bir yılı bulmuş. Saçları henüz beyazlamamış ya da Az beyazlamış gençlerle ilgili anlatılan bir gecede beyazlama hikayeleri için ne denebilir diye soruyor araştırmacılar. Öte yandan bir başka vakada İsviçre'de 54 yaşındaki bir kadının kafasında küçük bir bölgede görülen saç dökülmesi. Kortizon tedavisiyle saç dökülmesi durmuş ama birkaç hafta içinde saçları tümüyle beyazlamış. Kimya alanında Nobel ödülü alan Robert Lefkowitz'in önderliğindeki bir ekibin yaptığı bir araştırma bu sorunun yanıtına bir adım daha yaklaşmamızı sağladı aslında. Farelerde yapılan araştırmada kronik stresin DNA'da hasara neden olan bir mekanizma yarattığını ve bunun saç ağarmasına yol açabileceğini tespit ettiler. Saçların beyazlamasının tıbbın kolayca çözeceği basit bir sorun olarak algılanmasına rağmen öyle olmadığı vurgulanıyor. Tam olarak meydana gelen sürecin görülmesi için şoka uğratıcı bir olay öncesinde ve sonrasında saç yapısının renginin ve kalınlığının incelenmesi gerektiği söyleniyor. Ancak etik kurulların laboratuvardaki gönüllü denekleri yeterince korkutacak bir olaya meydan verilmesini kabul edemeyeceği belirtiliyor sevgili izleyiciler. Sevgili seyirciler, antibiyotik direnci tıbbi mikrobiyoloji için en ilgi çekici konulardan biri aslında. Bu konuda bilim insanları birçok araştırma yapıyor. Şimdi antibiyotik direnci konusunda hazırlanan bilgilendirici bir yazıyı sizlere aktarmak istiyoruz. Değerli izleyenler, bakterilerde antibiyotiklere karşı doğal ve kazanılmış olarak iki ayrı tür direnç gözleniyor. Bakteride antibiyotiğin etkisini göstereceği bölümün olmayışı o bakterinin antibiyotikten etkilenmeyeceği anlamına geliyor ve bu durum doğal direnç olarak adlandırılıyor. Örneğin bazı bakteri türlerinde hücre duvarı yok. Penisilin gibi hedefi bakterinin hücre duvarı olan bir antibiyotiğin hücre duvarı olmayan bakteri üzerinde etkili olamayacağı ifade ediliyor. Sevgili seyirciler, kazanılmış direncin ise Antibiyotiğe duyarlı olan bakterinin zaman içinde antibiyotikten etkilenmeyecek bir mekanizma geliştirmesi sonucunda ortaya çıktığı belirtiliyor. Bakterinin DNA'sında dış etkenlerin herhangi bir etkisi olmadan, yani kendiliğinden oluşan mutasyonlar antibiyotik direncinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. İşte böyle bir mutasyon sonucunda örneğin antibiyotiğin etkisini göstereceği bir proteinde değişim oluyor. DNA proteinler için gerekli genetik bilgiyi içeriyor. DNA'da meydana gelen bir değişiklik doğal olarak üretilen bir proteinde de değişikliğe neden oluyor. Bazen işte bu değişikliğin proteinin şeklinde olduğu söyleniyor. Eğer bu değişiklik antibiyotiğin proteine bağlandığı kısımdaysa antibiyotik proteindeki değişiklikten dolayı proteini fark edemiyor, ona bağlanamıyor ve görevini yerine getiremiyor. Sevgili seyirciler, bu tür değişiklikler hücre içine giren antibiyotiğin hücre içinde görevini yerine getirememesine neden oluyor. Değişikliğin çoğalma veya DNA aktarımı yoluyla bakteriler arasında yayıldığı belirtiliyor. Genetik değişiklikler aynı zamanda antibiyotiğin hedefi olan proteinin fazla üretimine de neden olabiliyor. Böylece antibiyotik sayıca fazla olan proteinlerin hepsini etkisiz hale getiremiyor. Bir bakterinin mutasyon sonucunda üretmeye başladığı bir enziminde bakterinin antibiyotikten etkilenmesini önlediği yani direncin geliştiği belirtiliyor. Antibiyotiğin bakteriye giriş kapılarının kapatılmasının veya antibiyotiği hücre dışına gönderecek pompalama mekanizmalarının geliştirilmesinin de gen mutasyonlarının sonucu olduğu söyleniyor.